Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2 2011 yılı ara sınav soruları. Birinci soru. Birinci soruya baktığımızda bir tercüme istenmekte. Burada dikkat edilecek şey, örneğin E şıkkı daha ye'dir. Yani daha kelimesi var. Daha çok, daha ye, daha iyi yazmak bunlar veya en çok. Bu daha ve en çok tabirleri ismi tafdilde kullanılır. Mesela ensaru, daha çok yardım edici veya en çok yardım edici, iki şekilde tercüme edilebilir. Ketebeden ektebu, daha çok yazıcı, en çok yazıcı. Gateleden ektelu, en çok öldüren, en çok öldürücü veya daha çok öldürücü. Demek ki bu daha kelimesi, yani daha çok, bu kelime İsmi tafdilin tercümesinde kullanılır. İbareye baktığımızda yufezzulu tevaridu, bu cümleyi okuduğumuzda burada ismi tafdil, yani ektebu, ensaru, ektelu, ehracu, kısacası ef'alu vezninde bir kelime yok. Dolayısıyla daha iyidir diyen E şıkkı elenir. C şıkkında da daha iyidir demiş, bu da elenir. B şıkkı ne demiş? Daha hoş. Bu da olamaz. Çünkü ismi tafdil yok burada. Dolayısıyla B şıkkı, C şıkkı ve E şıkkı direkt oradan elenir. Bu eleme bilgisi emsileyi muhtelifeye dayalıdır. Yani nesara fiili mazi yardım etti, etmiş. Yensuru yardım eder, ediyor, edecek. İşte ensaru ismi tafdildir. Daha çok yardım edici veya en çok yardım edici. Yani daha çok diye de tercüme edilebilir. En çok diye de tercüme edilebilir. Bu ensaru, yani ismi tafdil kalıbıyla ilgili. Dolayısıyla bu kalıba uygun bir kelime olması lazım ki daha çok, daha iyi, daha iyi görmek veya daha çok görmek, bu şekilde tercüme edebilmek için ismi tafdil gerekir. İsmi tafdil de öyle zannediyorum ki ünite 1'de türeyiş yönünden isimler adlı ünitede geçmiştir. Burada ismi tafdile değinildiğini düşünüyorum. İsmi tafdile nasıl mana verilirdi? İşte deminden beri onu anlattık. Dolayısıyla ismi tafdil, yani ektebu ensaru kalıbında bir kelime olmadığından bu daha manası verilen E şıkkı elendi. C şıkkında daha var, o da elendi. B şıkkında da daha var, o da elendi. Geriye ne kaldı? A şıkkı ile D şıkkı kaldı. Adana veya Diyarbakır diyebiliriz. Bu iki şık arasında kaldık. İki şık arasında da birazcık Arapça bilmeyi gerektiriyor. Yani iki şıkka düşmemiz tamamıyla birinci üniteyi bilmemiz, ismi tafdile nasıl mana verildiğini bilmemize bağlıydı. Gerisi yine zor değil tabii ki. Yufezzulu tegâridüt duyur. Tegâridüt duyur, kuşların ötüşü, kuşların bağırması, kuşların sesi, kuş cıvıltıları diye çevrilmiş. Doğrusu evet. Kuşlar için cıvıltı diye tercüme edilir. Kuş cıvıltılarını yufezzilu, yeğliyor. Ye tutuyor. Neye karşı? Ala suatil diye devam eden yere. Yani aladan sonrakine ye tutuyordur. Dolayısıyla ye tutulan tegaridü duyurdur. Kuşların cıvıltısı yeğlenmekte. A şıkkına baktığımızda kuş cıvıltılarını ve korna seslerini, ikisini yani taşıtların gürültüsüne ye tutuyor. Demiş ki bu yanlıştır. Ala'dan sonrasına ye tutulur. Ala'dan sonra bir değil, iki tane farklı madde var. Arada vav var, yani ve sonra ve şuna. Dolayısıyla burada D şıkkı, kuş cıvıltılarını korna sesleri ve taşıtların gürültüsüne ye tutuyor. Zavza kornaydı, seyyahat araba. Araba kornası, araba gürültüsü yani. 3'e baktığımızda, yani sağlı sollu gidelim. 3. Halaga fiilinin ismi faili nedir? Bu çok kolay bir soru. Hani birinci soru ne diyelim? İsmi tafdili bilseydik iki şıkka kadar düşerdik. Gerisini çözemesek bile hiç yoktan iki şık arasında kalırdık. Doğruyu işaretleme ihtimalimiz %50 idi hiç yoktan. Gerisi biraz tercümeye kalıyordu. Biraz daha bilgi gerektiriyordu. Ama 3. soruda yani bilgi gerektiren bir şey yok diyebiliriz. Çok kolay bir soru. İsmi fail nasıl yapılır? Onunla ilgili. Halaga kelimesi 3 harften oluşan mazi bir fiildir. Yarattı manasında.
Üç harfli fiillerin ismi fail yapılırken faal ile aynı fiil arasına bir elif getirilirdi. Faal fiili burada ha harfi, aynı fiili lam harfi olmakta. Buna göre ha ile lam arasına bir elif getirilir. Böylece ismi fail elde edilir. Bakıyoruz. Halak diyor. Olmaz çünkü ha ile lam arasında elif gelmemiş. Halik, ha ile lam arasında elif gelmemiş. Huluk, ha ile lam arasında elif gelmemiş. Hallak, yine ha ile lam arasına elif gelmemiş ama halik derken ha ile lam arasına ha'yı çeken bir elif getirmişler. Bu da onun isim fail olduğunu gösterir. Başka örnek yapalım. Mesela bu KTB olsaydı katibun, kef ile t arasına, yani en sağdan ilk ve ikinci harf arasına elif getirilerek ismi fail elde ediliyordu. Ketebe katibun, nesara nasirun, kefera kafirun, feteha fatihun şeklinde. Dördüncü soruya baktığımızda burada eş anlamlı, zıt anlamlı diye bildiğimiz sorulardan sorulmuş. Eş anlamlısı sorulmuş. Rakip kelimesinin eş anlamlısı nedir denilmiştir. Eş anlamlı olarak E şıkkının olduğunu biliyoruz. Çünkü rakip binmek, binici manasında. Mumtediyen de binici manasında. Rakip, az önceki soruyu baz alalım. Üçüncü soruda ne vardı? İsim fail sorulmuş. İşte rakip nedir? İsim faildir. Ra ile kaf arasında elif getirilmiş. Rakip, nasır, katip, kafir, harici. Bu kalıplar hep isim fail kalıpları. Yani hangisi ismi faildir diye sorulsaydı hemen rakibi işaretlerdik. İsmi faildir. Mumtediyen de ismi faildir. Burada mumtediyen ile eş anlamlıdır. Bunu nereden bileceğiz? Bu ancak önceden bilme ile alakalı. Yani önceden sözlü karıştırmamız gerekirdi. Bunu çözmenin bir tekniği yok açıkçası. Önceden çözülmüş olması gerekirdi. Abede fiilinin isim mefulü nedir? Abede 3 harften oluşan bir fiildir. 3 harften oluşan fiillerin isim mef'ulü nasıldı? Yine birinci ünitede geçiyor olması lazım. Bir isimdir. Nasıl gelir? Ma'bud diye gelmelidir. Yani ma'budun değişik olur. Niye? Çünkü 3 harfli fiillerin isim mef'ulü böyle gelir. Abede ma'budun. Başına mim geliyor. Başka örnek verelim. Abede yerine ketebe olsa mektubun. Nasara olsa mensurun. Bu şekilde devam ediyor. Fetaha meftuhun. Hep aynı kalıp. İsim meful yapmayı bilmek kolaydır. Beşinci soruda celese fiilinin ismi mekanı sorulmuş. Celesenin isim mekanını bilebilmek için celesenin fiil muzarisini bilmek gerekir. Yani fiil muzarisinin aynel fiilinin harekesini bilmek gerekir. Celese meşhur bir fiil, yani çok bilinen, kullanılan, herkes tarafından bilindiği düşünülen bir fiil olduğundan muzarisini vermemişler. Zaten muzarisini bilirsiniz. Dolayısıyla isim mekanını da bilirsiniz demişler. Celese yeclisudur bu muzarisi. Yeclisu yani lam esreyle okunur. Yani muzarin aynı fiil esrelidir. Bu yüzden isim mekanı da yine aynı şekilde esreli gelmektedir. Meclisun. Eğer celesenin ismi celesenin fiil muzarisi yeclisu olmasaydı, mesela örnek verelim. Nasara yen suru, son harften bir önceki harf, ona aynel fiili diyoruz. Son harften bir önceki. Yeclisu da lam oluyor, yen suru da sat oluyor. Yen suru aynel fiili zammeli olduğundan ismi mekanı burada olduğu gibi aynı fiil esreli gelmez. Yani men sirun gelmez. Men sarun gelir. Çünkü muzarisinin aynı fiili fethalı veya zammelidir, değil mi? Yen suru da. Yen sur zammeli olduğundan men sarun gelir. Demek ki ismi mekanın gelişi muzarinin aynı fiilinin harekesine bağlıdır. Şeribe hangi baptandır demiş. 1, 2, 3, 4, 5 yazılmış. Şeribenin muzarisini bilmek gerekir ki babını bilelim. Şeribe yeş rabudur. Öyle sanıyorum ki bu tabloyu anlatmışımdır. Şeribe yeş rabu. Bakıyoruz. Şeribe yeş rabu birinci bab olabilir mi? Olamaz. Faale yef'ulu birinci bab. İkinci bab faale yef'ilu şeribe olmadı. Üçte de olmaz. Çünkü üçte faale yef'alu, yani mazinin de muzarinde aynı fiili fethalıdır.
Fe'ile yef'alu. Şeribe yeşrabu. Evet. Dördüncü baptanmış. Çünkü mazide aynel fiili esre. Muzari'de aynel fiili fethadır. Aynel fiili neydi? Son harfin bir sağındaki harfe aynel fiili demekteyiz. En son harfin bir sağı. Burada ayın olmakta. Yef'ulu yine ayın olmakta. Örnekler zaten şeribe yeşrabu yazmışız yani. Bu tabloyu anlattıysak, izlediyseniz muhtemelen şeribe yeşrabunun zaten dördüncü bab olduğunu bilirsiniz. Buraya zamanında yazmışız. Bu tabloyu bir yıl kadar önce hazırlamışızdır. Böyle bir soru da çıkmış yani. Sekizinci soruya baktığımızda Se'ele hasuna adde. Sırasıyla hangisi doğru verilmiştir? Sıra denirken bu Arapça nasıl okunuyor? Sağdan okunuyor. Öyleyse öncelikle S'yi bulmak gerekir buradan. Ardından yani soldan sağa doğru gidecek. S'ele nasıl bir fiil? Yani sahih midir, mutel midir? Mutel değildir çünkü vav ya elif yok kendisinde. Mutel değil. Öyleyse sahihtir. Sahihin hangi kısmı? Muzaaf olabilir mi? Olamaz. Şeddesiz ki bu yüzden muzaaf olamaz. Mehmuz olabilir mi? Olabilir. Aynel fiilinde hemze var. S, E, L. Buna niye elif demiyoruz da hemze diyoruz? Çünkü harekeli. S, E, L. Ortadaki E diye okuyoruz. Okunmasaydı elif derdik bana. Örnek Sale. Sale deseydik bu durumda ortadaki harf elif diye adlandırılırdı. Ama ortadaki harf okuduğumuzdan se'ele hemzedir. Mehmuzul ayn diye adlandırılır. Çünkü ortada hemze. Buna göre birincisi mehmuzdur. Yani E şıkkı elendi. C şıkkı da elendi. A, B ve D olabilir. Hasuna illet harfi vav ya elifti var mı? Yok. Öyleyse sahih olmak zorunda. Sahih üçe ayrılırdı. Mehmuz olabilir, salim olabilir, muzaf olabilir. Muzaf olabilir mi? Olamaz. Şeddesi yok. Mehmuz olabilir mi? Hayır. Se'ele'de olduğu gibi kendisinde bir hemze yok. Dolayısıyla mehmuz da değil. O zaman salim olabilir. Bu durumda A ile B şıkkı olabilir. Diğer şıklar elendi. Adde, medde, ferra, azza, valle. Bunlar hep muzafildir. Çünkü şeddelidir. Dolayısıyla A şıkkı doğru olmaktadır. Altıncı soruya bakalım. Altıncı soru. Maza ne fa'alte sen yaptın kable huzurik gelmeden önce ilel hadiga bahçeye. Bahçeye gelmeden önce sen ne yaptın diyor. Buradaki huzur gelme manasında. Havara hazır oldu, geldi. C şıkkında da meciun var. Meciun ca'e mazisi. Meciun ca'e gelmek manasındadır. Dolayısıyla meciun da huzur da gelme manasında olduğundan eş anlamlıdırlar. Dokuzuncu soruya baktığımızda ne yazılmış? El üstazetani. Üstazetan öbür tarafta littullab. Bu gibi sorularda yani noktalı sorularda yapılması gereken şey cümlenin sağında kelime varsa ondan yararlanmak, solda varsa ondan yararlanmak. Yani sağdan soldan yararlanarak kelime seçilir. Sağ taraftaki kelime yani el üstazetani tesniyedir. Öyleyse buraya gelecek kelime noktalı yere seçeceğimiz kelime de tesniye olmalıdır. Peki üstazetani nasıl bir tesniye? Üstazani değil, tani değil mi? Sonda bir T var. Esreli nun olduğundan, kelime esreli nunla bittiğinden bunun tesniye olduğunu anladım. Sağında da elif var. Eliften önce T var. Bu onun müennes olduğunu gösterir. Tesniye ve müennestir. O zaman bize tesniye ve müennes olan bir kelime lazım. Mesela şeker ne desek? Şeker ne? Nasar ne? Ketep ne? Fe'al ne? Fetah ne? Bu cemidir. Olmaz. Cemidir, müennestir. Şekara, ketebe, gatele, kefara gibi fiil mazidir. Müfrettir. Şekerata, evet. Şekera, şekera, şekeru. Şekerat, şekerata. Tesniyedir ve müennestir. Tesniye olduğunu çekim yapmayı bildiğimden buldum. Burada esrelin nun vardı, burada yok. El üstazetani isimdir. İsim olan tesnilerin sonunda nun olur. Ama muzaf olsa onun da düşer yani, onu da söyleyelim. Ama şekerata kelimesi fiildir. Fiillerin tesniyesinde sonunda elif, sonunda nun olmuyordu zaten. Yani en basit fiil ketebe. Ketebenin çekimini bildiğinizi düşünerek bir örnek yapalım. Ketebe, keteba, keteba tesniyedir.
Ama ketebaa dedik. Ketebe ta demedik. Eliften önce t söylemedik. Bu yüzden müzekker olur. Bize t'lisi lazım. Çekim yaparız hemen buluruz. Ketebe, ketebaa, ketebu, ketebet, ketebeta. Nedir? Tesnidir, müennestir. Tıpkı şeker ata'da olduğu gibi. 10. soru. Et-talibatu ne demiştik? Noktalı sorularda sağdan soldan yararlanın demiştik. Özellikle sağda kelime varsa ondan yararlanırız. Sağda kelime yoksa mecburen sol taraftan yararlanırız. Şimdi sağda kelime var, öyleyse ondan yararlanalım. Muhtemel ki söylemişimdir. Açık T ve sağında Elif var. Açık bir T. Bali bat sonda T var. Açık T. Yuvarlak ta değil. Ta'yı merbuta derler. O değil. Açık T. Sağında da Elif var mı? Var. Öyleyse bu kelime ne olur? Cemi, müennes, salim. Yani cemidir ve müennestir. Öyleyse şıklardan cemi ve müennes olanı bulmalıyız. Tekra değil. Yekra ne? Cemi müennestir. Yef'alne, tef'alne. Bunlar hep cemi müennesti biliyorsunuz. Tekra'ani. Tekra'ani fiili muzaridir. O yüzden sonunda esteri nun sağında elif var. Tesniye yani. Esteri nun tesniye. Ama müennes mi? Müennes olsa da önemli değil. Biz ne arıyoruz? Cemi arıyoruz. D şıkkı tekra'ne. Bu muhataba sıgası olur. Tekra'ine müfrettir. Bize lazım olan yekra ne? Ne gibi burası? Bir kelime çekiyor mesela. Ketebe, yektubu, muzari bu. Biz de yektubudan yapalım. Yektubu, yektubani, yektubune. Tektubu, tektubani, yektubune. İşte bu yektubnedir. Yektubne, yensurne, yeftahne, yekfurne. O kalıp. 13 hamseden değildir diyor. Herhalde efali hamseden hangisi değildir demek istemişler. Öyleyse bakalım. Öncelikle efali hamse neydi? Onu da bilmekte fayda var sanırsam. Temşiyani. Temşiyani tesniyedir değil mi? Tesniye muzari sonunda nun var. Bu yüzden direkt efali hamsedendir. Te'lemûne cemi müzekkerdir. Sondaki vav ve nun'dan anladık. Bu da efali hamsedendir. Sonunda nun var. C şıkkı yescüdne. Sonunda nun var ama efali hamseden sayılmaz. Niye? Yescüdne tıpkı yekra'ne de olduğu gibidir. Yani cemi müennestir. Yekra'ne yescüdne. Cemi müennesler efali hamseden değil. Zaten cemi müennestlerin dışında sonu nun ile biten muzariler efali hamsedir. Buna göre teşrabine sanırsam tam ne yazdığını şu an göremiyorum. Müfret, müennes, muhatabadır. Tektubine de olduğu gibi. Bu da tebani, yektubani olmalı. Ketebe yektubu, yektubani. Tesniyedir. Efali hamse neydi? Cemi müennesler hariç. Sonuna nun bitişen her fiil muzari efali hamsedendir. Dolayısıyla C şıkkı değildir. Çünkü nedir bu? Cemi müennestir. 11, 14. 11'e bakalım. Aşağıdaki fiillerden hangisi mebnidir? Yine yani sorular çok kolay. Soruları ben de ilk defa bakıyorum. Daha önce çözmedim. Şu an çözüyorum açıkçası. Hangisi mebnidir denildiğinde aklımıza direkt ne gelir? Emri hazırların tamamı mebni. Fiili mazilerin tamamı mebni. Fiili muzarilerin sadece cemi müennesleri mebni. Öyleyse bunlardan birini arayalım burada. Şöyle bir göz attığımızda direkt yeftahne kalıbı. Bu kalıbı üçüncü kez görmekteyim. Yani şu sorularda soru 11'deyiz. 3 defa bu kalıp çıktı arkadaşlar. Bu kalıbı önemsemişler demek ki. Yeftahne, yektubne. Az önce geçti. Yekra'ne. Cemi müennes salimdir. Fiil muzarın cemi müennesleri mebnidir. Unutmayalım. Yektubu niye şey değil, mebni değil? Çünkü muzarinin sadece cemi müennes kalıpları mebni idi. Bu ise mebni değildir. Çünkü cemi müennes değil. Nermi, ermi, nermi. Bu da fiil muzari. Nefs-i mütekellim, mal, gayr. Yani biz manasında. Değerleri de mesela C şıkkı müfret, müennes, muhataba. D şıkkı da tesniyedir. Bunlar mebni değil, muzari ikisi de. 14. Aşağıdaki fiillerden hangisi hem gaibe hem de muhatap için kullanılmaktadır? Bu da çok kolay açıkçası. Nedir? A'dır.
Sorular gerçekten çok basit. Birazcık fiil çekimi ve birkaç ezbere dayalı. Şimdi A şıkkı neden? Tef'alu kalıbı. Bir örnek yapalım. Tef'alu ne demek? Tektubu demek. Muzari yani bunlar evvela. Bir en iyi bildiğiniz olarak düşündüğüm fiil ketebe yektubu. Onu bildiğinizi düşünüyorum. Ve yektubu muzarisi üzerinden anlatım yapalım. Yektubu, yektubani, yektubune. Tektubu. Şimdi tektubu dedim, bu ne? Gaibe ve müfrettir. Devam edelim. Tektubu, tektubani, yektubne, tektubu. Tekrar tektubu geldi. Bu da muhatabın müfredi. Demek ki tektubu işte yef'alu. Bu kalıp her ikisi için ortak kalıp olmaktadır. Soru 12. Aşağıdaki fiillerden hangisi illet harfinin hazfi ile mezzumdur? Soru yine çok kolay. Lem ned'u. Şimdi lem ned'u, lem'i at. Buradaki fiil nedir? Lem ned'u. Baştaki nun ned'u derken buradaki nun nefs-i mütekellim mal gayrdan dolayı gelmiş olan bir nundur. Yani kelimenin aslından değil. Kelimenin aslı da'a yed'u, değil mi? Da'a yed'u. Sonda yed'u derken vav var. Lem geldi. Lem yed'u oldu. Vav düştü. Lem olduğundan dolayı lem yed'u, lem ed'u, lem ned'u. Yani burada lemden ötürü cezm halinde zaten illet harfi düşerdi. Bunu biliyorsunuzdur, anlatmışızdır kesinlikle. Cezm olduğundan dolayı düşmüş. O yani orada düşüyor müfrette. En yermiya, rama yermi, sonda ya harfi vardı. Yermiya derken yine ye var yani. Çünkü nasb hali. Lem yed'une. Burada düşen bir şey söz konusu değil. Çünkü yed'u derken vav da var, nun da var. İzheb, izhebi. Sondaki ya bu zaten zehebeden gelmekte. Yani bunda bir şey düşmez ki. En ermiye nasb hali, en fetalayacaktır, nasb edecektir. Bir şey düşmez. Burada düşen tek şey da'a yed'u, lem yed'u, lem ned'u. Sondaki vav düşmüştür. Soru 15. Da'a fiilinin emri gaip sıgasının mensup muzari hali şekli aşağıdakilerden hangisidir? Cemi olmalı ve gaip olmalı. Şimdi en ne yapacaktır? Nasb edecektir. Bakalım nerede nasb etmiş, nerede edememiş. En ted'u, en yed'u. Ne arıyor? Cemi gaip. Cemi gaip arıyorsan bunun başında ne olmalı? Bir kere Y harfi olmalı. T olmaz. T oldu mu? Eğer cemi ise bu ne olabilir ancak? Muhatap sıgası olur. Muhataba da olabilir. Yani gaip aradığına göre başında Y harfi olmalı. Bu en terminü direkt oradan elenmiş olur. B şıkkına baktığımızda en yed'u, en yed'una, en yed'uvuna, en yed'uvu. Bir kere çekimini bilirsek, bir de irabını bilirsek problem yaşamayız. Konu neyle ilgili? Fiil muzarinin cemisi ile ilgili ama nasıl bir muzari bu? Son harfi illetli olan ve nasb hali. Son harfi illetli olan muzarinin nasb halinin irabı neydi? Konu bu yani. Bunu soruyor bize de. Bir örnek üzerinde gösterin diyor. Direkt cevap vermeyin demişler. Burada doğru şık B olacaktır. Neden? Çekim yapalım. Da'a yed'u. Yed'u. Yed'uvani. Yed'une. Sonda nun olur. Başına en geldiğinden dolayı nun düşer. Nunun hasfi üzere mensup olur bu. Nunun hasfi ile mensup. Dolayısıyla en yed'une olamaz. En nasb eder. Dolayısıyla nunun düşmesi gerekirdi. Aynı şekilde D şıkkında da düşmesi gerekirdi. En yed'uvu derken söz konusu değil çünkü kelimenin aslını yazmışlar. Burada yani ilal falan söz konusu. Bu anlatmayalım. Böyle bir şey kitap anlatmadığından ben de fazla ayrıntıya girmeyeyim. Doğru şık B'dir. Neden? Son harfi illetli olan muzarenin cemisindeki irab, nasb haline nunun düşmesidir. Konu buydu. 16. soruya baktığımda soruyu göremiyorum açıkçası. Silinmiş. Bir şey diyemeyeceğim. 19'a baktığımda 5 isim tesniye olarak kullanıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur? A şıkkı ref halinde elif ile merfu olur.
5 isim neydi? Yani 5 tane illetli isim vardı. Sanırım onlardan bahsediyorlar. Ref halinde elif ile merfu olur. Düşündüğümüzde 5 isimden kasıt bildiğimiz isimlerin tesnisi. Örnek ketebeden bir isim yapalım. Nedir? Katib. İsmi fail. Katibun, katibani bir isimdir. Tesniyedir. İşte tesniye ve isim olan yani ismin tesnisi olan kelimelerden bahsediyor. Bunun irabı neydi? Nasrani. Nasrani. Değil mi? Elif varsa raf hali, elif yerine ya gelirse hem nas hem de cer hali olurdu. Sağ tarafına bakarak nas mı cer mi diye karar verirdik. A şıkkı ref hali elif ile merfudur. Doğrudur. Nasrani derken elif ile merfu olmakta. Muzaf olursa sondakinin düşer. Bu da doğru. Nasıra olur. Örnek verelim. Hep Nasıra diyorum da bunu ne yapalım? Somutlaştıralım biraz daha. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda ebi lehebi ve tebbe. Burada tebbet yeda ebi leheb. Ne demek? Tebbet kurusun veya kurudu. Yeda ebi leheb. Ebu Leheb'in eli değil. Elleri. İki eli yani. Oradaki yeda kelimesi nedir? Aslında yedani tesniyedir. Yedani, katibani, nasirani, fatihani tesniye bir isim. Yedani. Yedani tesniye isim olmasına rağmen sondaki esrelin nun düşmüş yeda diye kalmış. Niye böyle olmuş? Çünkü oradaki yeda muzaftır. Bu yüzden nunu düştü. Yani ebiyle hep ne olmakta bu durumda? Muzafın ileyh olur. Yeda muzaf olduğundan nunu düşmüş ve yedani diye yazılamamıştır. Aklınızda bu yani tebbet yeda herkes bildiği için buradaki örnek kalsın. Tebbet yeda ebi leheb aslı neymiş? Yedani ebi lehebmiş aslı. Zaten oradaki ebi nedir? Yani eb kelimesi vardı. Ebun değil mi? Ebu, eba, ebi. Yeda ebi. Neden ebi ya ile yazılmış? Ebu şeklinde vavla yazılmamış. Ebi diye yazılmış. Çünkü eb kelimesi yani 5 illetli isim vardı ya cer hali ya ile idi. O bilgimizi de hatırlayalım. Niye orada ebi ya ile yazılmış? Çünkü muzafın ileyhler mecrurdur. Muzafı nerede? Az önce anlattığım yeda kelimesi muzaf. Tekrar edelim. Tesniye olsun, cemi olsun fark etmez. Bunlar muzaf olduklarında sonlarındaki nun düşer. Buna örnek olarak, somut bir örnek olarak işte Tebbet suresi aklımızda kalabilir. Aslı yedani ebi idi. Yedani. Yeda diye kalmış. Nun düşmüş çünkü yeda kelimesi muzaftır. Ardından gelen ebi muzafın ilehtir. İlletli 5 isim konusuna geçtiğimizde Ebu, Eba, Ebi ya ile yazılmış burada. Ebi demek ki mecrurdur. Niye mecrur? Çünkü sandaki yani yeda muzaftı o yüzden. Nasb halinde diyor ya ile mensup olur. Doğru mudur? Doğrudur. Tesneden bahsediyorduk. İşte yedani, yedeyni. Yedani de tesneye bir isim sonuçta. Onun üzerinden de anlatabiliriz. Yedani, yedeyni. Katibani, katibeyni, nasirani, nasirayni ye ile mensup olur. Elif lam takılı olmazsa tenvin alır. Tenvin almaz. Tesniyeler ve cemiler sadece tesniyeler diyelim. Tesniyeler elif lam takısı almaz. Yani cemiler de almaz da ceminin şekline bağlı. Cemi mükesserse alır. Ama cemi müzekkerse almaz. Mesela nasirune tenvin almaz. Elif lam olsun olmasın almaz. Sonuç olarak elif lam takısı olmazsa tenvin alır diyemeyiz. Hiç yeda ne diyelim? Yedani yedeyni tenvin almaz. Nasirani nasirayni tenvin almaz. İrabı tenvinle değil, harekeyle değil. İrabı harfle çünkü. Dolayısıyla D şıkkı yanlıştır. E şıkkı cer halinde ya ile mecrur olur. Evet, nasbı da cer ile ya iledir. 17'ye bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi zamirlere muzaf olarak kullanılan 5 isimden bir tanesi değildir? Bunu özellikle aklınıza tutun diye söylemiştim. O da E şıkkı olmakta. Sadece zü nedir? Zamirlere muzaf olarak kullanılmaz. Sadece isme. Diğerleri hem zamir hem
isimdi. 5 isim karşımızda şu anda. Bunları iyi bilelim. Vav ile yazıldıklarından raf hali. Vav yerine ya olsaydı veya elif olsaydı ne olurdu? Hangisi nasb, hangisi cer? 20. Aşağıdakilerin hangisinde tekil kelimenin çoğulu yanlış yazılmıştır? Yani cemi mükesseri tespit et demiş ve farklı cemiler var. Bakalım. Amelün a'malün kesinlikle doğru. Amel müfrettir. A'mal cemi mükesserdir. Doğru yazılmıştır. Hulugun ahlagun, bu da doğru. Ahlak, huluk cemi mükesser yine. Meselün meselan mı demiş. Buradaki kelime kesinlikle yanlış. Şimdi mesel kelimesi meselen emsal diye gelir. Misalden de mesela emsile gelmekteydi. Sonuç olarak C şıkkı yanlıştır. Mastarun mesadir cemi mükesser. Tasrifat cemi müennes salim, unutmayalım. Açık T sağında elif var. Zamme ile merfu, esre ile hem mensup hem mecrur idi. Fetha asla almazdı. İki kardeşine uğradım cümlesinin Arapça doğru karşılığı hangisidir? Bir kere merar tu olmalı ama T'leri göremiyorum ama harekeler var. Sanırım hepsi doğru ilk kelimeler olarak. Merartu. Ardından gelen kelimelerin hepsinde ba harfi cerini görmekteyiz. Ve ardından gelen kelimeler artık ne olarak değerlendirebiliriz? 5 isimden Ehu. Az önce geçti. Ehu. Dolayısıyla ba harfi cerri var. Bunun Ehu kelimesinin cer hali ne iledir? Ya iledir değil mi? 5 isimden biri. Az önce geçti. Tebbet ya da ebi. Ya ile yazıldığından mecrur idi. Hepsi için aynı şey geçerli. Buna göre ya ile yazılmak zorundalar. Bakıyorum D şıkkı. Bir ihvanike. Olmaz. Bir kere niye olmaz? İhvan aynı zamanda cemi bir kelimedir. Oradan olmuyor yani. İhvan cemi mükesserdir. İki kardeş değil, kardeşlerine. Cemi olan kelimeler en az 3 kişiyi ifade eder. 3'ten başlayıp sonsuza dek gidebilir. Merartu bi ihvaneyke. İhvan yine cimi sonuç olarak, o yüzden olmaz. Ehavake. Ehavake olur mu? Ehavake de olmayacaktır. Burada tesni olarak kullandıkları için esasen şunu da belirtelim. Biraz daha geniş anlatalım konuyu. Soru esasen şununla ilgili. 5 isimle ilgili yeterince malumatınız var mı yok mu? Bu 5 illetle isimle ilgili yeterince malumata sahip misiniz değil misiniz? 1. 5 ismin irabını biliyor musunuz? 2. O iraba uygun olabilmeleri için gerekli olan 3 tane şartı ezbere biliyor musunuz? Bunu sormuşlar. Bunu örnek üzerinde gösterin demişler. Şimdi ehaveyke kelimesi tesniye. Ehaveyn. Bu tamamıyla bir saçmalık diyebiliriz. Sondaki nun olmamalıydı. Olamayacak bir şey. Ehava tesniye, tamam. Nun düşmüş değil mi? Ehavani. Sonda nun olacaktı. Düşmüş. Burada ihvan demiş. İhvan olduğunda cemidir. Yine ihvan gelmekte. Bu da yine cemi olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla bize ne lazım? İki dediğine göre tesniye kelime lazım. Evvela tesniyeyi bulmamız gerekir. Ardından şunu bilmek gerekiyor. Bu kelimelerin o kendilerine has olan irabı alabilmeleri için 3 şart vardı. Bir tanesi neydi? Müfret olacaklardı. Hiçbiri müfret değil. Dolayısıyla hiçbirini o bildiğimiz özel irab üzerinden aramayacağız. Nereden arayacağız? Tesniyenin irabını artık tabiler. Tesniyenin irabı neydi? Yukarıda geçti yani birkaç defa. Geçti değil mi? Hemen örnek bulalım. Nerede geçmişti? İşte 5 isim tesniye olarak kullanıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Esasen burayı bilen şimdiki soruyu da yapabilir. Bildiğimiz 5 isim tesniyeye dönüşmüş burada da. 5 isim işte şurada geçenler. Ehu, fu, ebu, hamuz, bu 5 isimle ilgili burada soru var. Şunu diyebiliriz ki 19. soru 5 isme ait. 5 isimle ilgili yeterince bilgi varsa yapılır. 17 5 isme ait. Yeterince bilgimiz varsa yapılır. 18. soru 5 isme ait. Yeterince bilgimiz varsa yapılır. Yani 3 adet soru gelmiş bununla ilgili. Ama şurayı doğru cevapladıysak, yani buradaki bilgileri biliyorsak zaten burayı da yaparız. Problem yok.
Doğru şık A olmalıdır. Merartu ben uğradım. Merrafil tu fail. Kime uğradım? Meful lazım ama başında bir harfi cerri var. Ehavey kelimesi tesniyedir. Aslında neydi? Ehavani. Değil mi? Ehun, ehavani. Tesniye nunu var sonunda. Cer hali başında B var. Cer hali ehaveyni. Tamam. Ba onu ehaveyni yaptı. Ama ardın bu ehavey kelimesi aynı zamanda muzaftır. Muzaf olduğundan tesniye nunu düşmeli. Ehaveyni artık ehavey olarak kaldı. Niye muzaftır? Çünkü kef zamiri neydi? Hem muttasıl mensup hem de muttasıl mecrur zamirdi. Oradan hatırlayalım. Ne demiştik? Bunlar fiili değil de isme veya harfe bitişirse muttasıl mecrur zamir olurlar demiştik. Burada ehavey isim olduğuna göre, ona bitiştiğine göre muttasıl mecrur zamirdir. Bu mecrur zamir olduğuna göre ehaveyin de muzaf olması lazım. Yoksa kefin yani ke zamirinin muzafın ileyh konumunda olmasının bir manası olmazdı. Diğerleri ise değildir. 20'yi yaptık. Böylece sorular bitmiş oldu esasen.